Başlıyorum arkadaşlar. <laughs> Değerli basın mensupları, Merkez Yönetim Kurulu toplantımız sona erdi. Bugün gündemimizde mafya, siyaset, ticaret ekseninde ortaya dökülen vahim iddialar, derinleşen devlet krizi, milletimizin aşını, işini elinden alan, ekmeğini her gün biraz daha ufaltan ekonomik kriz, ağırlaşan toplumsal buhran, bu buhrandan çıkış için yapılması gerekenleri ele aldık. Bunlarla ilgili açıklamalarıma geçmeden önce maalesef Kuzey Irak'ta bir şehidimiz var. Lojistik ikmal esnasında helikopter palenin çarpması sonucu bir askerimiz şehit oldu. Askerim e, Mehmetçiğimiz Eyüp Gergin'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır, milletimize de başsağlığı diliyoruz. Değerli basın mensupları, Akçakoca ilçe müftüsü koltuğunda oturan bir kendini bilmez hadsiz, Güya bir devlet görevlisi bu ülkenin asli unsuru olan bazı yurttaşlarımıza kaybedilmiş Mustafa Kemal Atatürk'ün söyleminde söylemiyle kaybedilmiş topraklarımızın aziz hatıralarına hem de cami minberinden ağır ve kabul edilemez hakaretler etti. Bu müftü bu makama layık değildir. İlk Diyanet İşleri Başkanımız Rıfat Börekçi'nin milli ruh ve imanının yanından bile geçmemiş bu şahıs o koltukta bir dakika dahi oturtulamaz. Hiç kimsenin ama hiç kimsenin hele hele maaşını milletin ödediği devlet memuru makamını işgal eden birinin toplumu bölmeye, parçalamaya yönelik sözlerini, kin ve nefret kusmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Bu adam hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Soruşturma başlatmış olması, açığa almış olması yetmez. Savcılar bu kendini bilmez hakkında halkı kim ve düşmanlığa sevk etmekten derhal yasal işlem yapmalıdır. Devlet olmanın gereği budur. Değerli basın mensupları, Türkiye bir mafya ile başının ifşa ve iftira itiraflarını tefrika halinde izliyor. Mafya siyaset ticaret ekseninde patlayan kanalizasyondan ortalığa tahammül edilemez kokular saçılıyor. İddialar korkunç. Saray sosyetesine mensup birçok kişi zan altında. Türkiye'ye yönelik uyuşturucu rotaları. Kolombiya'da ele geçen kokainler, Venezuela üzerinden gelen uyuşturucular. Mafya siyaset ticaret şeytan üçgeni faile meçhul cinayetler ve bunlara ilişkin yeni iddialar var. Uğur Mumcu'nun katledilmesiyle ilgili ortaya atılan iddialar yenilir, yutulur cinsten değil. Bu çürük duvardan çekilmesi gereken hangi tuğla varsa artık o tuğla çekilmelidir. Memleket memleket olmaktan çıkmış, narkoz setine dönmüş. Mafya konuşuyor ama asıl konuşması gerekenler susuyor. Adalet Bakanı susuyor. Bağımsız ve tarafsız yargı susuyor. Cumhuriyet savcıları susuyor. Havuz medyası susuyor. Bir İçişleri İş Bakanı konuşuyor. O da milletvekillerini zan altında bırakıyor. Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı da susuyor. <laughs> Ama en önemlisi işler iyi giderken bu ülkede her şeyin sorumlusu benim ben diyen Erdoğan'ın şimdi gıkı çıkmıyor. Hiçbir şey olmamış gibi dördüncü yargı paketi yolda masalları anlatıyor. Hayırlara vesile olur inşallah fakat bugüne kadar beyefendinin açıkladığı her pakette yargıda işler düzelmeyi bırakın hep daha kötüye gitmiştir. İnsan sadece konuştuklarından değil sustuklarından da sorumludur. Hele hele böyle dönemlerde konuşması gerekenler susarsa vatandaşta sükut ikrardan gelir der. Ucube tek adam vesayet rejiminin düğmesine basıldığından beri ülkemizde Hukuk devleti yok hükmünde. Yargı, etik, ahlak iflasta, siyasi keyfilik tavanda, pudra şekerleri beslemelerin burnunda, Venezuela peyniri ise vatandaşlar, vatandaşlar arasında, yandaşlar arasında pek revaçta. Tekirdağ'daki, Edirne'deki, Kırklareli'ndeki, Balıkesir'deki, Kars'taki, hasılı ülkedeki yerli ve milli üreticilerden almak yerine, 11 bin kilometre uzaktaki Venezuela'dan peynir almaya kalkıyorlar. O da toz çıkıyor. <gülüyor> Son <gülüyor> başbakanın oğlu Venezuela'ya yardım için test kiti ve maske götürmüş. Babası öyle açıklıyor. Gittiği dönemde Türkiye'de günlük vaka sayıları 15.755. Venezuela'da 317, Filistin'de ise 1329. Venezuela'ya maske ve test kiti taşıma görevini oğlunuza kim verdi? Resmi heyetle Venezuela'da nasıl denk geldi? Madem yardım yapılacaktı, vaka sayısı Venezuela'nın dört katı olan Filistin'e neden yardım etmediniz? Aziz milletimiz bu yapılan açıklamal açıklamalardan mutmain olmamıştır. Memleketteki bu hazin tablonun sorumlusu bellidir. 20 Temmuz sivil darbesinin ardından başlayan otoriterleşme süreci devleti tahrip etmiştir. Devlet güvenliği diyerek hukuk güvenliği yok edilmiştir. Rahmet Uğur Mumcu'nun yıllar önce söylediği gibi bir ülkede devletin güvenliği ile hukukun güvenliği eş anlamlıdır. Devlet güvenliği adına hukuk güvenliğinin ortadan kaldırılması demokrasi ve hukuk devleti için ileride onarılmaz yaralar açar. İşte bugün Türkiye'de olan da tam da budur. Bu ucube vesayet sistemi, bu tek kişi rejimi hukuku katletmektedir. Bu ucube düzenende kurumlar çökmektedir. Hak, hukuk, adalet çökmektedir. Ahlak, edep, adap çökmektedir. Liyakat çökmektedir. Tüm bunlarla beraber de bir zamanlar dünyada yükselen yıldız olan bir ekonomi çökmektedir. Millet aşını, işini, varını, yoğunu yitirmektedir. Ne güzel söylüyor Mehmet Akif. Kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa koyunu gelir de adli ilahi sorar Ömer'den onu. Sayın Erdoğan, 19 yıldır bu ülkeyi siz yönetiyorsunuz. Olan bitenin hesabını vermesi gereken de sizsiniz. E bu anlatılanlar karşısında hiçbir şey yapmama, yapmayıp susuyorsunuz. Siz de sorumlusunuz bu durumda. Ortalığa saçılan korkunç iddiaların üstü beka hamasetiyle kapatılamaz. Esas bunların üzerine gidilmemesi devletin bekasını tehlikeye atar. Bugün devletimizi ve demokrasimizi korumak için yapılması gerekenler bellidir hukuku işleteceksiniz, adaleti çalıştıracaksınız, millet iradesinin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni devreye sokacaksınız, sonunda da sandığı milletin önüne getireceksiniz. Türkiye bağırsaklarını ancak bu şekilde temizler. Çürük duvarlardaki tuğlalar ancak böyle yerle bir edilir. Erdoğan ve Adalet Bakanı bu saatten sonra suskun kalamaz. Yargı ve Cumhuriyet savcıları suskun kalamaz. Mafya, siyaset, ticaret ekseninde ortalığa dökülen bu iddiaları araştırmak için Cumhuriyet savcıları derhal harekete geçmelidir. Siyasetle ilgili kirli iddialar mutlaka Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde soruşturulmalıdır. Bu iddiaları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden kaçıranların her şeyden önce milletin iradesine saygısı yok. Siyaset pisliğe bulaştığında bunun temizliği öncelikle millet iradesinin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyaset kurumu tarafından yapılmalıdır. Bu çerçevede bir meclis soruşturma komisyonu derhal kurulmalıdır. Şahsım hükümet rejimi meclisin cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlardan hesap sormasını adeta imkansız hale getirmiştir soruşturma açılmasını istemek için bile yeni anayasaya göre meclis üye sayısının tam sayı, meclis üye tam sayısının salt çoğunluğuna yani 301 milletvekilinin imzasına ihtiyaç var. Bu nedenle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı parlamentodaki grupların başkan vekillerini davet etmeli ve meclisin inisiyatif almasını sağlamalıdır. Son olarak tüm bu olayların göbeğindeki İçişleri Bakanı bir milletvekilinin bir suç örgütü lideri tarafından ayda 10 bin dolar maaşa bağlandığını iddia etmektedir. İçişleri Bakanı milletvekillerini zan altında bırakmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı derhal bu bakanı çağırmalıdır. Bu konuda kendisinden bilgi almalı ve gereğini de yapmalıdır. 600 milletvekilini zan altında bırakan bu iddia öyle ortalıkta bırakılamaz. Tekrarlayayım. Bugün yaşanan her bir skandal, geçen basın toplantında da söylemiştim. 1996'da kamyon kasasında patlayan susurluk skandalından çok daha beterdir. Susurluk kazasından 4 gün sonra dönemin İçişleri Bakanı hakkında gen soru verilmişti. 5 gün sonra bakan istifa etmiş, 8 gün sonra da soruşturma başlatılmış, 9 gün sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde araştırma komisyonu kurulmuştu. Bugünse ortada bu vahim iddialar karşısında ne işletilen bir yargı süreci, ne işleyen bir parlamento denetimi, ne de birkaç istisna dışında bu skandalları yazan bir medya vardır. Türkiye ne yazık ki bu ucube vesayet rejimiyle 1990'lı yılların bile gerisine gitmiştir. Bu hükümet artık sadece metal yorgunu değildir. Birçok bakımdan şaibe altındadır bu hükümet artık kimseye güven vermemektedir. Çözüm bellidir. Sandıktan korkmayın, milletten kaçmayın. Çare millettir. Değerli basın mensupları, kayıp 128 milyar doların hesabı hala verilmedi. Ekonomiye sahte istikrar makyajı yapıp seçim kazanmak, sarayın kibirlisinin kerameti kendinden menkul faiz sebep enflasyon sonuç teorisini ispat etmek için dışı açık bir ekonomide iş bilen hiçbir yönetimin yapmayacağı yapılmıştır. Hem faizi hem de döviz kurunu kontrol etmeye, bunları düşük tutmaya kalkmışlardır. Bunun sonunda da döviz ve faiz baronlarına, yandaşlara milletin döviz rezervlerini ucuza peşkeş çekmişlerdir. Milletin 128 milyar dolarını Merkez Bankası'nın arka kapısından hukuksuz bir biçimde buharlaştırmışlardır. Milletin emek emek biriktirdiği dövizlerini Merkez Bankası'nın elinden almışlar, siyasetçinin eline oyuncak diye vermişlerdir. Şimdi hem faiz hem döviz kuru hem de enflasyon rekorlar kılmaktadır. Niye? Çünkü Merkez Bankası'nın kasasında sigorta olarak yeterli döviz rezervi kalmamıştır. Uluslararası Para Fonu'nun verilerine göre 75 gelişen ve yükselen ekonomi arasında kısa vadeli dış borcuna göre en az rezerve sahip dünyada 79 ülke arasında 5. ekonomiyiz. Damat ve kayınpeder bir yandan 128 milyar doları sattılar, bir yandan da bunun üstünü örtmek için ekonomistlerin ilk günah dedikleri günahı da işlemişlerdir. Milletten altında dövizle içe borçlanmışlardır. Yani hazine ve maliye bakanı geçtiğimiz mart ayında açıkladığı eylem planında iç borçlanmada döviz cinsi borçlanmayı azaltacağız diye söz vermiştir. Ama bu yılın ilk üç ayında yapılan iç borçlanmanın yüzde otuz dokuzu döviz cinsinden döviz cinsinden iç borla, borçlanma 2017 ekim ayına kadar sıfırken artık iç borç stokunun dörtte biri döviz ve altın olmuştur. Döviz ve altın cinsinden olmuştur. Devletin borcu da yandaş müteahhitlere verdikleri garantiler gibi kur arttıkça durduk yerde artmaktadır. Borç yükü sıçrıyor. 128 milyar dolar gittiği için de dolar ve altın en ufak bir belirsizlikte artıyor. Arkasından borç yükü sıçrıyor. Salgın döneminde Brezilya ile beraber G20'deki bize benzeyen ekonomiler içerisinde Borç yükü en hızlı artan ülkeyiz. 128 milyar doları buharlaştıran damat kayınpeder ikilisi ekonomiyi kısır döngüye soktular. Artık kuru tutmak için yüksek faize mahkumuz. Borcu tutmak için de bütçeyi sıkmaya mecburuz. Bu başta şirketlerimiz olmak üzere borca batırılan tüm milletimizi eziyor. Diğer taraftan bütçeden destek vermekteki sıkıntılarımız bu desteğe ihtiyaç duyan başta esnaflarımız olmak üzere tüm yurttaşlarımızı vuruyor. Erdoğan şahsım hükümetinin iş bilmezliğinin yandaş kayırmasının faturası milletimize en ağır bir biçimde çıkıyor. Son kapanmada bizim zorlamamızla bir milyon yüz bin esnafa üç bin lira, iki bin esnafa da beş bin lira Toplam 1 milyon 384 bin esnafa ortalama e, toplam 4 milyar 622 milyon lira karşılıksız, koşulsuz destek ver vereceklerini açıkladılar. Ama daha bunun haftasında, bu desteği açıkladıklarının haftasında kaşıkla verdiklerini hemen kepçeyle geri aldılar. Neden? Çünkü hovardalıkları ve beceriksizlikleri nedeniyle bütçede millet lehine herhangi bir oyun alanı bırakmadılar. Akaryakıttan alınan ÖTV'yi arttırdılar bunun karşılığında. Benzinin litresini 55 kuruş, mazotun litresini 67 kuruş, otogazın litresine 35 kuruş zam geldi. Bu zamlarla Haziran Aralık döneminde milletten toplanacak ilave özel tüketim vergisi yaklaşık 12 milyar lira. Yani özel tüketim vergisi artışıyla milletin cebinden çekilip alınacak para esnafa verecekleri hibenin Üç katı neredeyse. Kalan 8 milyar lira da milletin sırtına bu iktidarın beceriksizliklerinin faturası olarak bindiriliyor. Yine bir kuruş vermeden yapıyoruz dedikleri kamu özel işbirliği projeleri içinde sadece 2020'nin ilk 4 ayında yandaş müteahhitlere bütçeden 10 milyar 297 milyon lira ödemişler. Bir buçuk milyar milyon esnafa da. 4 buçuk milyon esnafa 4 milyar 622 milyon lira 5 müteahhide 10 milyar 297 milyar lira. Nerede hak? Nerede hukuk? Nerede adalet? Esnafımız bunların ne yaptığını görüyor. Notlarında veriyor. Yerlerine göndermek için de sandığı sabırsızlıkla bekliyor. Değerli basın mensupları. Ülkemizde bunlar yaşanırken yalanı doğru gibi anlatan popülist siyasetin Türkiye mümessili saray millete harikalar diyarından pembe düşler anlatıyor. Yandaş müteahhitlerin ceplerini dolduracak yeni dövizle garanti verdikleri projelerle caka satıyorlar. Tabi milletin parasıyla tatlı hayat yaşayanların işsizlik gibi, hayat pahalılığı gibi bir dertleri yok. Ziya Paşa doğru söz ilaç gibidir muhatabının hoşuna gitmese de vücuda faydalıdır diyor. Doğrudur, yalanın en etkili panzehri hakikattir. Bu ülkenin dara düşen esnafı, kahvecisi, kokoreççisi, gelecek umudu kalmayan genci, müzisyeni, sanatçısı, işsizi, borçlarının altında ezilen çiftçisi canına kıyıyor. Saray ailesi keyif içinde gününü gün ederken, millet işsizlik ve hayat pahalılığı sarmalığında kıvranıyor ülkede işsizlik tsunamisi yaşanıyor. 10 milyondan fazla işsizimiz var. Çalışma çağındaki nüfusun neredeyse üçte biri işsiz. Geleceğimizin teminatı gençler işsiz. Gelecek umutlarını yitiriyorlar. Gencecik evlatlarımız başka bir ülkede oturma ve çalışma hayali kuruyor. Bu fırsatı yakalayan gençlerimizin sevinçten ortalığı ayağa kaldırdığı sosyal medya paylaşımları bizim içimizi vurkuyor. Evlatlarımızın, torunlarımızın geleceğini düşünürken dağ gibi biriken sorunlara arkadaşlarımızla birlikte çözümler üretirken geceleri bizim gözümüze uyku girmiyor. Ama ne yazık ki bu durum bu ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin içini hiç acıtmıyor. Sadece bizim içimizi acıtıyor. 5 milyon 700 bin gencimiz ne okuyor ne de bir işte çalışıyor. Okusalar da fayda etmiyor. Üniversite mezunu işsiz sayımız bir milyonun üstünde. Enflasyon canavarı milletin kanını emiyor. Öyle uzun uza diye hesap yapmaya gerek yok. Bugün bir marketten çıkanlara bakacaksınız. Bir de pazardan çıkanların yüzüne bakacaksınız. O şaşkınlığı, o umutsuzluğu gördüğünüzde zaten her şey anlaşılıyor. Millet bu işsizliğin, bu yoksulluğun sorumlusunun kim olduğunu gayet iyi biliyor. Bu işi sandık temizler diyor. Gereğini yapmak için de sabırsızlıkla seçimi bekliyor. Bu sene Marmara bölgesi hariç yurdun her bölgesinde yağışlar düşük. Pek çok bölgemizde kuraklık sorunu yaşanıyor. Kuraklık olunca verim düşüyor. Çiftçi üretim için harcadığı parayı geri almakta zorlanıyor. Konya'da ekilmiş buğday tarlalarının çoğunda hayat belirtisi yok. Kıraç alanlarda rekoltenin yüzde yüz düşeceği söyleniyor. Şanlıurfa'da arpa hasadında verim kaybının yüzde yetmiş olduğu görülüyor. Aydın'da çiftçi su yokluğundan daha az su isteyen ürünlere yöneliyor. Denizli'ye giden arkadaşlarımızın milletvekili arkadaşlarımızın bildirdiğine göre yulaf tarlalarında durum felaket. Çiftçilerimiz eskiden 200 balya çıkan tarladan bu yıl 50 balya çıksa şükür diyor. Tarımda acil bir eylem planı gerekiyor. Çiftçinin hem bu sene yaptığı masrafı çıkarması hem de önümüzdeki dönemde tarlasını ekebilmesi için ciddi destekler gerekiyor. Kuraklık nedeniyle özel bankalara olan borçlarının da uygun şartlarla şartlarda ertelenmesi için şahsı hükümetinin derhal gerekli adımları atması gerekiyor. Borçlanmalar yeniden, çiftçi borçları yeniden yapılandırılırken de faizlerin silinip, silinen faizlerin destek alacaklarına mahsup edilmesi gerekiyor. Bu şekilde bir yeniden yapılanma yapmazsanız, önümüzdeki yıl çiftçi tarlasına girmekte zorlanır. Milletvekillerimiz yurdun dört yanında çiftçilerimizin dertlerini dinliyor. Çözümleri ortaya koymaya çalışıyorlar. Saray ise zaten köşeye sıkışan çiftçiyi iyice dara düşürüyor. Erdoğan şahsı hükümeti kanunen 2020'de 56, 56 milyar 400 milyon lira destek ödemesi gerekirken 22 milyar lira tarım desteği ödeyeceğini açıklamıştı. Şimdi bakan çıktı bunu 2 milyar lira arttırdı. 24 milyar lira destek vereceğiz diye açıklama yaptı. Bir tek şu son özel tüketim vergisi arttırılmasıyla, arttırmalarıyla çiftçinin sırtına aslında 2 milyar lira ek yükü yüklediler. Yani verdikleri iki sağ verdikleri bu 2 milyarı sol elleriyle geri aldılar. Çiftçinin ocağına mazot döktüler. Şahsı hükümetinin elinde çiftçi traktörüne mazotu ancak litreyle su şişeleri içinde koyabilecek koyacak duruma düştü. Çiftçimiz de bu işi sandık temizler diyor. Sandığın önüne gel mi getirilmesini sabırsızlıkla bekliyor. Emekli vatandaşlarımız enflasyon karşısında kuşa dönen maaşlarıyla faturayı mı ödeyeyim, kirayı mı ödeyeyim, mutfağa iki parça bir şey mi alayım, torunuma harçlık mı vereyim diye kara kara düşünüyor. Üç sene boyunca arttırılmayan ikramiyeleri en az 1500 lira yapın dedik bayram ikramiyelerini. Ama 1100 lira yaptılar. Şimdi emekli soruyor. Neden diyor? Şahsım hükümeti benim 400 lirama el koydu. Emeklilerimiz de bu işi sandığın temizleyeceğini biliyor. Onlar da hepimiz gibi dört gözle sandığı bekliyor. Değerli basın mensupları Erdoğan şahsım hükümeti elinde milletin umudu da mutluluğu da eriyip gidiyor. Bu ucube rejimin fiilen hayata geçtiği 2018 yılından bu yana Türkiye dünya mutluluk endeksinde 30 sıra birden düştü. Şu an bu endekste Gana'nın, Gambiya'nın, Bangladeş'in, Gine'nin gerisindeyiz. 149 ülke içerisinde 104. sıradayız. Sağlıktan kişi başına gelir özgürlükten yolsuzluk algısına kadar pek çok göstergenin kullanıldığı bu endekste sadece bir yılda 11 sıra birden gerilemişiz. Erdoğan şahsı hükümeti elinde ülkemiz kaybediyor. Ekonomimiz kaybediyor. insanımız umudunu ve gülüşünü kaybediyor. Saray ve şurekası milletin sırtında her geçen gün daha da fazla ağırlaşan ve artık taşınamaz hale gelen bir yük oldu. Artık bu çürük duvardan tuğlayı çekme vakti gelmiştir. Ülkede yıllardır biriken kanalizasyon patlamıştır. Metal yorgunu hükümet artık sorun çözme ve ülkeyi yönetme kabiliyetini de yitirmiştir. Millet harap ve bitap haldedir. Bu yönetimle kendisi ve evlatları için artık bu ülkede bir gelecek göremez hale gelmiştir. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Cumhuriyet Halk Partisi daha önce ülkeyi girdiği en ağır krizlerden kısa sürede çıkarmış, deneyimli kadrolarıyla göreve hazırdır. Tüm bu şartlar altında yapılacak bellidir. Sandığı milletin önüne koyacaksınız. Bu ortalığa dökülen pisliklerin siyasi hesabını artık artık ancak ve ancak sandık temizler. Her yanına cürüm ve cüruf bulaşmış mafyokrat Cumhur İttifakı yaptıklarının hukuki hesabını ya şimdi ya da biz geldiğimizde kurulacak Türkiye Büyük Millet Meclisi Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu'nda tarafsız, bağımsız yargı önünde verecektir. Tekrarlıyorum. Sandıktan korkmayın. Milletten kaçmayın. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi varsa sorularınızı alabilirim. Efendim TRT Haber Belgin Aydın. E, Millet İttifakı ortaklarından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in grup toplantısında yeni anayasa çalışmalarına ilişkin olarak başlıkları açıklaması bekleniyor. Siz de geçen hafta ilk parti meclisi toplantısını işaret etmiştiniz. Ne zaman toplanacak parti meclisi belli oldu mu ve kamuoyuyla ne zaman CHP'nin çalışması paylaşılacak? Evet, e, bu konuyla ilgili olarak gerekli açıklamayı genel sekreterimiz yapacaktır. E, zamanında toplanacağız. Evet. Efendim bize yönlendirilen sorular oldu. Şimdi müsaadenizle onu ileteceğim. İlk soru Fox TV tarafından iletildi. Soru şöyle. Susurluk Citem davasında beraat kararları bozuldu. Mehmet Ağar ve Korkut Eken'in de aralarında olduğu isimlere yeniden yargı yolu açıldı. Gündem ve zamanlama itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu mahkeme kararlarına ilişkin yorumu nasıl olacak? Aslında biraz önce konuşmamda ifade ettim. Asıl bu çürük duvardan hangi tuğlanın çekilmesi gerekiyorsa artık çekilmelidir. Ancak bu kadar kirlenmiş, metal yorgunu bir yönetim ve vesayet altındaki bir yargı Türkiye'deki faili meçhul cinayetleri aydınlatmaz. Aydınlatamaz. Olsa olsa bunları zamanı geldiğinde kullanılacak bir koz diye saklar. Faili mahkûlerin aydınlanması için ilkin Türkiye'nin bu kirli yönetimden arınması gerekir. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında faili meçhuller mutlaka aydınlatılacaktır. Tekrarlıyorum. Sandıktan korkmayın, milletten kaçmayın. Efendim, Ulusal Kanal ve ATV tarafından yönlendirilen bir ortak soru var. Soru şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir yayında önce seçildiğimde eleştireye açık olacağım dedi arkasından ise e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı yok açıklamasında bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki son durumu nedir? Sayın Genel Başkanımızın katıldığı programda bu soru üzerine yaptığı açıklama son derece net. Sayın Genel Başkanımız Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olduktan sonra gençler için yapacaklarımızı uygulayacağımız programı açıkladım dedi. Benim parti sözcüsü olarak buna ilave edeceğim başka bir husus olamaz tabii ki.